Semin, yemeğini yemelisin. Ben sizi tanımıyorum ki. Ama bunu daha önce çok konuştuk. Biz senin anneannen ne dediniz? Yine de sizi tanımıyorum. Daha birbirimizi tanımamız için çok zamanımız olacak. Anneme güle güle bile diyemedim. Çocuklar böyle şeyler görmemeli. O benim annemdi. Dedelere bağırılmaz Yasemin. O benim dedem değil. Aa, tabii ki o senin deden. Bak ne diyeceğim sana. Mahkeme işlemleri için birkaç hafta daha buradayız. Ondan sonra Denizli'ye gidiyoruz. Yani anneannen ne dedenle yaşayacaksın. Annem sizi neden hiç buraya çağırmadı? Baba, babam geldi. Bırak beni, babam geldi. Dur kızım, sakin ol. İyi akşamlar. Selma teyze. Çiçeğim. Ne vardı? Ben Yasemin'i merak etmiştim de bir nasıl diye bakmaya geldim. Biraz üzgün ama atlatacak. Anneannesiyle dedesi yanında. Tamam. Lale Hanım. Babası. Yasemin'i görmek istiyor. Babalığı şimdi mi geldi aklına? Yapmayın. Kemal çok iyi bir baba oldu Yasemin'e. Öyle mi? Evliyken kızımla ilişkiye girdi. Kendi kızını nüfusuna bile geçirmedi. Bakın olaylar bu şekilde gelişmiş olabilir ama... Biz nasıl rezil olduk etrafa biliyor musun? Kızımız evli bir adamdan çocuk sahibi oldu diye. Mesele şu anda Yasemin, Lale Hanım. Onun babasına ihtiyacı var. Hem siz aralarındaki ilişkiyi bir görseniz... anlayacaksınız zaten o sevgi bağını. Sevgi her şeyi çözmez kızım. O müdüre söyle, Yasemin'i görmek istiyorsa mahkemeden kağıt getirecek. Bu kadar. Ben bari göreyim Yasemin'i. Yatma vakti geldi. Bu saatten sonra olmaz. İyi akşamlar. Peki. Selma teyze nerede? Gitti. Şimdi herkes yemeklerini bitiriyor. Ve yemekler bitmeden de masadan kalkmıyoruz. Bu senin için de geçerli Yasemin. Hadi ama. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.